ben Merve Toy. Sahiplendiğimiz hayvanlarımızla her yeni gün bizim için yeni bir macera. Onları daha iyi anlamak, birlikte daha iyi vakit geçirmek, söyleyemediklerini anlamak ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için öğrenmemiz gereken çok şey var. Merhaba sevgili Pet 11 izleyicileri. Pet 11 ile çıktığımız eğlenceli ama daha da önemlisi öğretici yolculukta bir başka duraktayız şimdi. Evcil hayvanlarımızın bakımıyla ilgili pet kuaföre geldik ve uzmanlardan önemli bilgiler alacağız. Şimdi ben Herkül'le birlikteyim ve Uğur Bey pet kuaför. Uğur Bey bize yanıt verecek, bizi aydınlatacak, sorularımızı yanıtlayacak. Sizlerden de gelen çokça soru var. O yüzden bugün oldukça hem keyifli izlemesi hem de dinlemesi öğretici bir bölüm daha hazırladık sizler için. Öncelikle Uğur Bey sizi biraz tanıyalım. Pet kuaför olmakla alakalı kariyeriniz ne zaman, nasıl başladı? Aslında 5 senedir ben bu işi yapıyorum. Ondan öncesinde bayan kuaförüydüm. Artık hayvan sevgisinden midir, insanlardan uzaklaşmaktan mıdır bilemiyorum ama 5 senedir bu işin içindeyim. Gayet de mutluyum şimdi. Peki bakıma dair sorular yönelteceğim tabii ki size. Şimdi bir sürü soru var, izleyicilerimizden de gelen var. Ben de bir evcil hayvan sahibi olduğum için benim şahsi sorularım da olacak sizlere. Burada Herkül maalesef poşete konup bırakılmış bir çöp kutusuna ve sahiplenmişler. Burada pet kuaförün sahiplendiği pek çok hayvandan bir tanesi. İsmi Herkül ama bir tık böyle utanıyor, çekiniyor, korkuyor. O yüzden kafasını ara ara gördüğünüz gibi böyle kolumun içine sokuyor. Şimdi öncelikle bütün hayvanların bir şekilde bakım için profesyonel yardım alması gerekir mi? Ya genellikle evde beslenen hayvanlar için kesinlikle gereklidir. Ya özellikle kediler için tüy döktüklerinden dolayı 3 ayda bir tıraş olmaları şarttır bence. Peki her cins ve her tüy cinsinden kedi için geçerli mi bu? Yani bütün kediler tıraş edilir mi mesela? Yani hepsi tıraş edilir. Ya edilmezse zaten evde çok uğraşı olduğundan dolayı genelde müşterilerimiz tıraş etmeyi tercih ediyorlar. Peki mesela benim Siam'ım var. Oluyor. Siam için de tıraş. Tabii. 3 ayda bir zaten genelde yapıyoruz. Orada ben tıraş ettirmemiştim kedimi. O yüzden ben de getireyim o zaman. Bence getirmeniz şart. Peki bana mesela çok soruyorlar. İşte kedinizi yıkıyor musunuz? Kedi yıkanır mı gibi? Yok, aslında kedi yıkanmaz. Yıkanmaması lazımdır ama ne yazık ki yıkatıyorlar. Biz de öncesinde söylüyoruz ama buna rağmen mecbur kaldığımızda yıkıyoruz biz de. Çünkü kediler kendilerini zaten... Aynen, asla yıkamamalıdır kediler. Yalayarak temizliyorlar. Dolayısıyla kedilerinizi yıkamamanızı tavsiye ediyor Uğur Bey de. Ben de bir kedi annesi olarak kedimi hiç yıkamadım ama tıraş ettirebilirmişim. Tabii. Onlar tabii çok minik mi tıraş ediyorsunuz çok kısa tüyler için? Yani 5 numara gibi oluyor. Normalde erkek sakalından bir tık daha uzun olduğunu düşünürseniz o kıvamda yapıyoruz. Daha düşük olursa ki her alerji durumu yükseliyor. Reaksiyonlar yükseliyor. Bu sefer de egzamaya dönebiliyor. Biz de o derecede ayarlamaya çalışıyoruz. Peki şimdi mevsimle ilgili bir durumu var mı? Mesela köpeklerin, özellikle uzun tüylü köpeklerin ya da kedilerin de aynı şekilde. Mevsimle ilgili bir daha sık tıraş edilmelidir şu mevsimde, işte kış geldiğinde daha az tıraş edilmelidir gibi bir mevsimsel değişiklik var mı? Ya genelde yazdan kışa geçerken, kıştan yaza geçerken dökülmeler daha çok olabiliyor. Genellikle zaten Maltese Terrier'ler olsun, Poodle'lar olsun, Pomeranian'lar olsun onların tüy dökmeleri daha az. Ya yok gibi bir şey. Onun dışındaki bütün ırklar mevsimle bir alakalı olduğunu düşünmüyorum. Sürekli dökülebiliyor. Ya 3 ayda bir, 5 ayda bir tıraş olmaları her zaman için daha iyidir. 3-5 ay aralığında tıraş etmek lazım. Bu biraz aslında tıraş zamanının geldiğine dair mesajı tüy dökülme oranının artması mı belirliyor? Gibi. Birazcık da strese dayalı oluyor. Genelde sahipleri çok fazla dışarıya çıkartıp gezdirmediklerinden dolayı tüy dökülmeler birazcık daha yükselebiliyor özellikle köpeklerde. Peki biz tıraş etmek dışında ne gibi bakımlar yapılması lazım evcil hayvanlarımıza, özellikle sizin de başta vurguladığınız gibi yani, evde beslenen hayvanlara? Yani bakım derken özellikle zaten mama. Mama çok önemli. Somonlu mama kullanırlarsa özellikle en azından tüyün parlaklığı, canlılığı, dökülme oranının düşüklüğü daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Bir de yıkarlarken pH derecesi tam orantılı bir şampuanla yıkamaları lazım. Mesela 6.5 ve de 7.5 aralığındaki bir şampuanla yıkanırsa en azından asit derecesi vücutlarını yakmaz, tahriş olmaz, egzama olmaz. Daha konsantre bir şekilde gelir, en azından zarar gelmez.
Ben öyle düşünüyorum. Evcil hayvanlarımızı, kedileri bakım zaten amaçlı. Yıkamadığımızı söylemiştik. Köpeklerimiz için söylüyoruz bunu. Tabii. Köpekleri yıkarken pH değerinin aralığı önemli. Hassasiyet evet. gösterilmesi evet. gereken konulardan bir tanesi. Onun dışında tırnak gibi ya da ne bileyim bazı köpeklerde özellikle oluyor. Böyle hani tüylerin renklerinin değişmesi gibi. Özellikle ağız çevresinin, mamaların renkleri gibi. Onlara böyle verebileceğiniz özel tavsiyeler var mı? Ya özel tavsiyeler dediğim gibi tıraş. Şu anki tek avantajı tıraş. Başka bir avantaj. Özellikle beyaz ırklarda daha çok yüzlerinde o kararmalar, beyazlaşmalar çok olabiliyor. Koyu renklerde de genelde böyle sarımtırak bir renk oluyor. Tek avantaj tıraş. Başka bir türlü kurtuluş olacağını düşünmüyorum. Ben taramayla ilgili birkaç soru sormak istiyorum size. Tabii. Şimdi öncelikle tararken kullanacağımız tarağı neye göre seçmemiz lazım? Ondan sonra evcil hayvanımızı ne sıklıkla taramamız lazım? Ve işte kediden köpeğe o tırnak dişlerinin kalınlığı, uzunluğu gibi şeylere nasıl karar vermemiz lazım? Yoksa bütün bunlar için hani uzmana mı danışmak lazım? Şu şekilde anlatayım size. Bir paddle cinsi ya da pomeran ya da uzun tüylü bir cinsimiz varsa her zaman fırçayla taramamız lazım. Ama diğer türlü kısa tüylü bir cinsimiz varsa, atıyorum Jack Russell, French Bulldog cinsi bir köpeğimiz varsa fermülatör dediğimiz tarak var. Fermülatörle taradığımız zaman zaten günde bir kere yeterlidir. Kedilerde de eğer kısa tüylü ise, Scottish ise, British ise yine fermülatörle taramamız yeterlidir. Günde bir kez mi taranması lazım? Günde bir kere taramak yeterlidir. Çok fazla tarayınca da bu sefer tüylerini soyuyoruz ister istemez farkına varmadan. Bir kere taramak yeterlidir. Ama ne kadar biz böyle hani genelde hayvan sahiplenmek isteyen insanlarla ilgili duyduğum ilk şey işte hani ben bakabilir miyim düzenli olarak ilgilenebilir miyim gibi bir soru işareti. İkincisi de işte ay tüy döküyor. İşte evet. koltuğuma, kıyafetime tüy bulaşıyor gibi. Tüyün belli oranda dökülmesi tüm hayvanlarda normal ama daha fazla dökülmesine engel olmak için düzenli tıraş ettirmek düzenli taramak. Düzenli taramaları gerekiyor evde açıkçası. Çünkü belli bir süre sonra artık taramayı bıraktıklarında buraya getirdiklerinde biz de uğraşırken ister istemez hayvan canı acıyabiliyor, taradığımız zaman kızarmalar olabiliyor. Günde bir kere düzenli tarandıktan sonra en azından bizim işimiz de daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Tırnakları evde kesebilir miyiz? Yani öğrenmeniz lazım biraz aslında. Biraz zor çünkü bir çizgi var. O çizgiyi geçtikten sonra kanatabiliyorsunuz. Kanattığınızda da kanı durduramazsınız. Çok biraz risk olabileceğini düşünüyorum bu durumun. Dolayısıyla genel olarak evcil hayvanınızın bakımıyla ilgili belli aralıklarla uzman desteği almanızda ve özellikle pet kuaförlerden tıraş konusunda hele destek almanızda fayda var. Tıraş kendisi yapmayı deneyen oluyor mu? Çok fazla oluyor. Günde en az 10 tane geliyor kedinin atıyorum. Yarısı var yarısı yok. Bayağı da bir kısa yapıyorlar normal tıraş makinesiyle yaptıkları için bizim o derece kadar kısa değil. O kadar kısa yaptığımızda yara olabiliyor, mantar olabiliyor. Ne yazık ki onlarla çok uğraşıyoruz. Bu sefer de diyorlar ki aynı o derecede kısa yapın. Kısa da yapamıyoruz öyle bir uç yok ne yazık ki. Bana kalırsa evde yapmasınlar açıkçası. Şimdi bizler için hem erkeklerde hem kadınlarda saçla ilgili trendler var. Yani modası var. Belli dönemler işte katlı saçlar, belli dönemler. Erkekler için bir dönem vardı. Amerikan tıraşı bilmiyorum hani hala var mı ama. Netice itibariyle bizim için bir saç, bir stil modası var. Bir stili var. Bir modası var. O stillerin değiştiği. Evcil hayvanlar için de özellikle hani köpeklerde görüyoruz zaman zaman. Bunların böyle bir trendi, bir dönemi, değişkenliği var mı? Genelde oluyor. Şu ırklarda oluyor. Schnauzer'larda oluyor. Paddle'larda oluyor. Pomeran'larda oluyor. Onlar da genelde zaten design tıraşlar yapıyoruz. Stil tıraşlar yapıyoruz. Ama diğerlerinde normal makine tıraşlarıdır. Makas tıraşlarıdır. Belli bir stabilde devam ediyor onlar. Ama model tıraşları genelde onları yapıyoruz. Yanlış tıraşın hayvanlar üzerindeki fiziksel etkilerinden bahsettiniz. Mantarlar olabilir, yaralar olabilir diye. Bir de tabii psikolojik tarafı da var. Çünkü sonuçta aslında insanlardan daha hassaslar, daha duygusallar. Ve ben birçok arkadaşımdan biliyorum. Yani kedilerini böyle tıraş ettirdikten sonra eve geldiklerinde ortaya çıkmak istemiyorlar, saklanıyorlar gibi. Fiziksel etkiler dışında psikolojik anlamda onları olumsuz etkileyen neler olabiliyor? Aslında psikolojik etkileri şudur. Normalde evde yaptıklarından dolayı hayvan daha çok saklanabiliyor. Koltuk altına girebiliyor, mama yiyemiyor, su içemiyor. Bunun gibi yan etkileri oluyor. Onun dışında pek bir şey olmuyor. Zaten birkaç gün sonra yine normale dönüyor. Ama sonuçta o süre içinde rahatsız hissetmiş oluyor kendini. Yani psikolojik birkaç gün evet o etki içinde kalabiliyor. Kediler için sordum ama mesela tıraş edilmeyen köpek var mı? Yani genelde makine tıraşı etmek istemediğimiz köpekler var. Ne kadar sahipleri illa yapın dese de biz genelde yapmadan bile gönderdiklerimiz oluyor. Bunlar nelerdir? Pomeranlardır, Alman kurtlarıdır, büyük kurtlardır.
Bunları genelde makine tıraşı yapmak istemiyoruz. Makasla mı yapıyorsunuz? Yani makasla toparlayabildiğimiz kadar sağını solunu toparlıyoruz ama onun dışında makineye değdirmemeye gayret ediyoruz. Çünkü tüyler çıkmayabiliyor. Küsüyor gibi. Yani küsüyor. Saç kıran biz ona, gibi bir tabii, şey tabii aynı öyle. Biz ona zaten tüy küsmesi diyoruz. Seneler boyu çıkmayabiliyor. Çıplak kalıyor hayvan açıkçası. O yüzden yapmıyoruz. Şimdi buraya saç bakımı diyorum yani tüy bakımı bu şekilde. Tırnak bakımı, işte yıkama gibi birçok kuaför hizmeti için gelebiliyorlar. Ama onun dışında bir de tabii ulaşım kolaylığı sağlanabiliyor. Evet. Pet taksi diye bir hizmetiniz de var. Evet. Ondan biraz bahsedebilir miyiz? Pet taksi hizmetimiz şu şekilde çalışıyor. Anadolu yakası, Avrupa yakası olarak birkaç gün önceden randevu alındığı sürece Beylikdüzü'ne kadar gidip alıp işlemlerini yapıp tekrardan evine kadar bırakabiliyoruz. İsterlerse, bu tamamen size özel bir hizmet. Yani buraya gelecek olan evcil hayvanlar için değil mi? Tabii. İsterlerse sahipleri de yanlarında gelebilir. İsterlerse işleri varsa getirebiliriz. Burada işlemlerini yaparız. Görüntüsünü atarız, resmini atarız. Burada bakıyorlar. Onay verdiklerini taksiye koyuyoruz. Tekrardan gönderiyoruz. Evet, Uğur Bey'in de altına çizdiği üzere eğer sizin kişisel olarak o gün vaktiniz yoksa evcil hayvanınızın bakımını yaptırabilmek adına pet taksi hizmetleri var. Dilerseniz kendiniz, dilerseniz yalnızca evcil hayvanınızı gönderebiliyorsunuz. İstanbul'un hemen hemen her yerinden bu hizmetleri mevcut. Onun dışında şimdi Uğur Bey'e veda etmeden önce son bir tavsiyesi var mı? Onu almak istiyorum. Çünkü anladığım kadarıyla bakımı doğru yapılmayan hayvanlar hani fiziksel olarak tabii ki sıkıntı çekmekle birlikte ruhsal olarak da olumsuz etkileniyorlar. Dolayısıyla daha mutlu bir evcil hayvanınız olsun istiyorsanız bakımlarını düzenli yaptırmak lazım. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Tek eklemek istediğim daha profesyonel bir hizmet almalarını istiyorum. Sonuçta evde yaptıklarında uğraşan yine biz oluyoruz. En azından daha profesyonel bir hizmet almak istiyorlarsa tavsiye etmelerini rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz size ben de. Kolay gelsin. Çok. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bakımdan çıkmış, yakışıklı mı yakışıklı Snow ve Aykut Bey'le birlikteyiz. Saatler olsun dememiz lazım herhalde. Sağ olun. Gayet arınmış, temizlenmiş, böyle bakımı yapılmış şekilde. Şimdi öncelikle Snow'a çok soru soramayacağım için size yönelteceğim. Profesyonel olarak pet kuaför hizmeti almaya ne zaman başladı Snow ve hani ilk sahiplendiğiniz andan itibaren geliyor musunuz profesyonel olarak? Snow 5 aylık. 2 aylıktan beri hep buraya geliyoruz. Hep buraya geliyorsunuz. Peki hani hiç aklınızdan şey geçti mi? Yani ben yaparım bakımını falan. Yok. Çünkü yani profesyonel farkın, hizmetin farkı ne? Mesela biraz böyle çünkü çok tüylü bir köpek öncelikle. Buraya gelip tıraş olduktan sonra rahatlıyor. Tüyleri göründüğü gibi dışarı meydana çıkıyor biraz da. Tam bir adam oluyor böyle. Ben çok şey yapamıyorum çünkü Aykut Bey'in kucağındayken az önce havladı. O yüzden çok biraz daha savunmacı bir tarafı ön plana çıkıyor. Evet. O yüzden sahibinin kucağındayken çok dokunmamaya çalışıyorum kızdırmamak için. Ne sıklıkta geliyorsunuz? Biz 2 ay aralıklarla geliyoruz. 1,5-2 ay. Şimdi birkaç ayda bir Snow'un gelmesi gerekiyor ve Snow'un buraya geldiğindeki macerasında nasıl geldi, nasıl bir bakım uygulandı kendisine ve sonra nasıl bu hale dönüştü onu izleyeceğiz birlikte. Peki tüy dışında, tüylerinin kesilmesi dışında ne tür bakımlar yaptırıyorsunuz? Tüy sadece bakım yeterli oluyor. Sadece tüy kesmek için buraya getiriyorsunuz. Banyoyu kendiniz yaptırabiliyor musunuz? Yok, banyoyu da buraya. Banyoyu da buraya getiriyorsunuz. Evet. Ne sıklıkla yıkanıyor Snow? 2 haftada bir geliyoruz. 2 haftada bir geliyorsunuz. Süper. Şimdi Snow'un bütün bu macerasını biz de gözlemleyeceğiz. Bayağı rahatlamış görünüyor. Sizin için de taşıması biraz ağır ve zor olduğu için isterseniz Snow'u bırakalım böyle. Siz de daha fazla zorlamıyor olalım. Peki pet sahiplerine tavsiyeniz var mı? Yani siz mesela Snow'u sahiplendikten sonra bir tavsiyeyle mi pet kuaföre gelmeye başladınız? Yoksa zaten hani benim tüylü bir köpeğim var ve getirip bakımını profesyonel ellere mi yaptınız? Ben tavsiye üzerine geldim. Aha. Normalde köpeğimi güvenmem kimselere. Aha. Buraya gelince bırakıyorum gidiyorum. Tekrardan almaya geliyorum. Böylece ilgi, alaka mükemmel. Snow mutlu, Aykut Bey ben mutlu diyebiliriz. Ben de mutluyum, herkes mutlu. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili Pet 11 izleyicileri Ayşe, Herkül ve ben sizlere veda için şimdi karşınızdayız. Ama öncesinde altını çizmek istediğimiz bir husus var. Bu bölümümüzde evcil hayvanların bakımına dair çok çok önemli bilgiler edindik. Ve doğru yapılmış bakımla evcil hayvanların ne kadar hem bedenen hem de ruhen huzur içinde olduklarını gözlemleyebiliyorsunuz. O yüzden bakımlarını aksatmayın evcil hayvan dostlarımızın diyoruz. Önümüzdeki bölümümüzde bizi yine çok keyifli bir macera bekliyor olacak ama
sizlerin de bizlere yol gösterici olması adına yorumlarınızı paylaşmanızı istiyoruz. Sorularınız varsa lütfen bizimle paylaşın çünkü bu yolculuk daha yeni başladı. Yeniden buluşuncaya dek sağlıklı ve mutlu kalın.